Celal Bey. Buyursunlar efendim. Estağfurullah. Şunu sormak istiyorum. Bu depremle ilgili son günlerde yeni bir söylem başladı. Bu öylesine büyük bir depremdi ki karşılaşılmış bir şey değildi. Buna hiçbir şey yapılamazdı. Sen bir jeolog gözüyle dünyadaki en yaşayan en önemli 5 jeologdan biri olarak ne diyorsun? Bu deprem gerçekten söylendiği kadar büyük bir felaket miydi? Kaçınılmaz, baş edilemez bir şey miydi? Şöyle diyeyim. Bir kere bu deprem Erzincan depreminden bir tık küçük bir depremdi. Hı hı. O 1939 Erzincan. 39 depreminden. O zaman enstrümantal ölçümler yoktu. Ama tahminler, yani Nick Embraces 7,9 tahmin ediyordu Erzincan'ı. Bu 7,8 oldu. Başa çıkılamaz diye bir şey yok. Hiçbir deprem başa çıkılamaz değildi. Bal gibi başa çıkılır depremlerle. Hı hı. Yeter ki o depremin geleceği hakkında bir fikriniz olsun. Yerler hakkında bir fikriniz olsun. Ve elinizde iyi bir organizasyon olsun. İyi organizasyondan kasıt nedir? İyi organizasyondan kasıt, bu tip bölgelerin bir kere öncelikle adam gibi haritalanması lazım. Adam gibi haritalanmaktan kastım minimum 1/10.000 ölçeğinde haritalanması lazım. O zaman zemin hakkında bayağı... Sadece fay değil, zemininde. Tabii. Bayağı güzel fikir sahibi olursunuz. 1/10.000 ölçeğinde haritalarsınız. Yer yer jeolog der ki ya burayı 1/5.000'de haritalasak faydalı olur. Bu tip şeylerin yapılması lazım. Bu Türkiye'de METAA'nın görevidir. METAA üniversitelerden icap ederse yardım ister. Bunun yapılması Peki, lazım. Peki METAA benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de en iyi çalışan kurumlardan bir tanesiydi ve çok önemli hizmetler yaptı. Yapmıyor mu bunları? Ne yazık ki Baykal'ın Enerji Bakanlığı'ndan itibaren METAA şiddetle politize edildi. Fakat şimdi iyi çalışıyor. Ama METAA çok yara aldı. METAA'yı rahat bırakmaları lazım. METAA Türkiye'de yer bilimlerinin patronudur. O konumuna geri dönmesi lazım METAA'nın. Maden Tetkik Arama Enstitüsü. Evet, enstitü değil artık genel müdür. Evet. Maalesef Özal o özelliğini de aldı METAA'nın. Halbuki eskiden METAA'da enstitü statüsündeyken METAA orada doktora yapmak mümkün. Evet, bilim kuruluşudur. Yani bilim üretmek mümkündü orada. O statünün alınması çok sakat olmuştur METAA'dan. Neyse bu METAA'nın görevidir. METAA buralarda çalışarak yerleri tespit eder. METAA böyle bir tespit çalışmasını yapmıştır. Nasıl yapmıştır? Faal fay haritalarını üretmiştir. 1/250.000'likler elimizdedir. O 1/250.000'liklerden hareketle METAA'nın tarihçilerle de bir araya gelip belirli bölgelerin deprem tarihini ortaya çıkartması çok gereklidir. Burada hangi depremler olmuştur? Hangi aralıklarla olmuştur? Hangi büyüklükte olmuştur bu depremler? Yıkımlar ne olmuştur? Bunların iyice yerleşimi. Bunlar bilinmiyor peki. Büyük oranda bilinmiyor. Bunlar arşivlerde duruyor. Biliniyor ama değerlendirilmiyor. Evet, değerlendirilmiyor. Bunun değerlendirilmesi lazım büyük ölçüde. Mesela Erhan iki gün önce Afyoncu güzel bir makale yayınladı Sabah gazetesinde. İşte olan depremleri sıraladı. Fakat da bir gazete şeyinde ne kadar yarın yayınlanabilirse o kadar yayınladı tabii. Bunların çok detaylı yayınlanması lazım. Ben rahmetli Nick Embraces'le konuşmuştum. O dar bir zaman aralığını aldı. Dedim niye böyle yaptın? İran'da böyle yapmadın. Kızıldeniz'de böyle yapmadın. Dedi ki Türkiye'de o kadar çok belge var ki dedi başa çıkmak mümkün değil. Bunu dedi parti parti yapmayı düşünüyoruz dedi. Ömrü vefa etmedi Nick'in maalesef. Bunun yapılması lazım. Ve çok ciddi yapılması lazım. Peki bir şey daha sormak isterim sana. Bu Türkiye'nin yerleşim yerlerinin zeminlerini biz yeterince biliyor muyuz? BDD'de bu veriler var mı? Vallahi yeterince bilmiyoruz. Çünkü 1/25.000'likler tamamlandı fakat yayınlanmadı. Bunların yayınlanması lazım. Ondan sonra 1/10.000'liklere geçilmesi lazım. Yani daha büyük ölçekli. Tabii, tabii. Yani buralara geçmediğimiz takdirde buraların zeminlerini biliyoruz diyemeyiz. Çok ciddi bir şey. Yani Türkiye'deki jeoloji servisinin omuzlarında çok büyük bir yük var. Devletin bunu fark etmesi lazım. Peki bütün bunlar bilinmezken, yani anladığım kadarıyla, senin söylediğin anladığım kadarıyla
biz yerleşim birimlerimizdeki zeminlerin ne olduğunu tam anlamıyla bilmiyoruz. Tam anlamıyla bilmiyoruz. Peki bunları tam anlamıyla bilmeden biz nasıl imar planı yapıyoruz? Nasıl inşaat yönetmeliği çıkartabiliyoruz? Onu hocama sormamız lazım tabii. Onu soracağız hocama ama şimdi herkesin konuştuğu şu. Biz bunun aksini yapıyoruz yıllardır hemen ama herkesin konuştuğu şu. Deprem olduğu zaman herkes jeologların kapısına koşuyor. Halbuki siz aslında bir şey yap, sizin yapacağınız şu. Siz inşaatçılara ve kural koyuculara veri sağlarsınız. Evet. Siz başka bir şey yapamazsınız. Bizi bak, bizi yerin altı ilgilendiriyor. Beyleri yerin üstü ilgilendiriyor. Siz yerin altı ne olacağını söyleyeceksiniz evet. ki onlar yerin üstü ne yapmaya gerektiğini bilecekler. Biz neresi ne kadar sallanır, yerin tabiatı nasıldır, buradaki frekans dağılımı ne olabilir, bunları söyleriz. Ben bir kere daha söylediydim rahmetli Demirel'i ziyaret ettiğimde. Bana... Ben dedim işte Sayın Cumhurbaşkanım fay burada atımları koyayım dediğim zaman ivmeleri yaz dedi. Çünkü mühendis. Çünkü inşaat mühendisi adam. Evet. Kaliteli inşaat mühendisi. Evet. Yani Demirel halkın önüne çıkıp takdir ilahi diyordu ama baş başa konuştuğunuz zaman öyle demiyordu. İvmeleri yaz dedi bana. Ben hiç unutmuyorum. 3 ivmeyi yazdım hocam. Onu da bir hafta önce hesaplamıştık. Xavier Le Pichon falan. Bak işte bu fena dedi. Ben de evet Sayın Cumhurbaşkanım dedim. Demirel iyi mühendisti. İyi mühendisti hocam. Çok iyi mühendis. 7 sene okumuşlar bunlar. Evet. Dedi. 7 inşaat derler onlara. Öyle mi? Evet. Aksi tahi biliyordu. 1950 mezunlar. Evet. Evet. Ve bunlar bayağı iyi okumuşlar hakikaten yani. Yani rahmetli Mustafa İnan, Demirel başbakan partiye şey ne partisiydi? Adalet Partisi. Adalet Partisi başkanlığına seçildi. Kimse tanımıyor şeyi. Gencecik bir devlet su işleri Genel Müdürlüğü'nden gelme birisi. O sırada da rahmetli, ben 4. sınıftayım. Öyle mi? Evet, o sırada rahmetli Mustafa İnan'la seminer dersleri vardı. İşte biz seminer anlatırız öğrenciler, hocalar da bizi dinlerdi falan. Tam o gün şey oldu, bizim bütün herkesin merakı kimdir bu adam, nasıldır? Bize ne kadar iyi bir öğrenci olduğunu anlattı. Allah aşkına Mustafa İnan anlattı. Evet. Bundan iyi referans olmaz evet, ya. Evet. Hiç yani, unutmam bunu. Yani hakikaten. Fakat Demirel'i kimse tanımıyordu dediniz ya. Bir grup tanıyordu. Biz tanımıyorduk. Mağaracılar. Biz tanımıyorduk. Tabii. Mağaracılar hocam. O speleoloji kitabı vardır Temuçin Aygin'in. Evet. Onun ön sözünü DSİ müdürüyken Demirel yazmıştır. Allah Allah. Bende var o kitap. Evet. Tabii şimdi, o da Özal da galiba elektrik işleri elektrik mühendisi geliyor. Sen geliyor. Ya o bunlar kalite mühendislerdi. Erbakan da öyleydi. O da evet. Yani o zaman teknik üniversiteye zaten girebilmek tabii. Değil mi? Yani siz benden iyi biliyorsunuz. Tabii. O zamanlar ciddi bir sıkıntıydı. Çıkmak sıkıntıydı çünkü baraj zor değil de çıkmak baraj zor vardı orada. Tabii. Baraj vardı sizin zamanınızda. Bizim zamanımızda 2 tane baraj vardı. 2. ve 4. sınıfta. İşte yani bütün bunları kaldırdılar, eğitimin canına ettiler ya. Yani bana bunları da rahmetli Doğan Bey anlattırdı. Evet. Doğan Kumandı. Peki hocam tekrar depreme dönersek. Dönelim. Demirel'in, rahmetlinin hayat hikayesini ve göreve giriş hikayesini evet. Bakın. Hayır, iyi mühendis. O çok mühim. Ya yani devleti yöneten adam iyi bir mühendisti. Tesadüfen. Böyle olması şart değil. Fakat devleti yönetenlerin bu tip adamlarla konuşabilmeleri lazım. Ben geçen programda da söyledim. Ara sınıf lazım. Bu ara sınıfı senin gibi adamlar sağlayabilir. Meslekten gelenler sağlayabilir. Yani birisi mezun olur. Ya ben bilim yapmak istemiyorum der. Bir nevi bilim gazeteciliğine soyunur ama politikacılarla konuşur. Daha önce de söylediydim. Bu ara sınıf Amerika'da da ne yazık ki yok. İngiltere'de var. Fransa'da var. Yani onları kurmaya çalışıyorlar daha. İngiltere'de de pek yok. İngiltere'de de pek yok. Yani Mackenzie ile konuştuk geçen akşam. Ne Mackenzie? Senin dostundan. Mackenzie diyor ki biz de size özendik artık diyor. Doğru söylüyor. Memleket olarak. Peki yani hocam, depreme dönersek şimdi. Şimdi zemin, biz zemini söyleriz. Biz fayların nerede olduğunu söyleriz. Biz faylar üzerindeki atımları, fayların yaşlarını söyleriz. Faal midir değil midir onu da söyleriz. Ama ondan sonrası beyleri ilgilendirir. Şimdi sizle ilgili mesela Murat Bardakçı'nın da aradığını buldu. Bir grupta şöyle bir iş yapıyor. Diyor ki ya söylüyorlar da zamanını söyleyemiyorlar. Zaman bu kadar önemli bir şey mi? Çok önemli. Ama söyleyemiyoruz çünkü bu deprem yerin altında
işte 7 kilometrede, 8 kilometrede, 16 kilometrede, Japonya'da 700 kilometrede oluyor. Şimdi bu bir kırık olayı. Bir kırık kaotik gelişir. Yani ben birkaç kere bu programlarda örnek verdim. Senin arabana bir taş gelir, bir çatlak başlar. O çatlağın nasıl gelişeceğini bilemezsin. Nereye gideceğini. Bugün başıma geldi. Allah aşkına. Ha, o çatlak hala arabada mı? Arabada çatlak. Bir müddet kalsın, seyret. Nasıl gelişiyor? Cam giderim. Etrafını da şey yapmam lazım. Ha. Tamam mı? Çünkü şeyin içerisinde, camın içerisinde Griffith çatlakları denen böyle mikroskopik çatlaklar var. Onlar yürüyecek. Onları takip ede gider. Nereye gideceğini bilemez. Taşlar da böyledir. Taşın içinde de kırık başladığı zaman ne zaman nereye gideceğini bilemezsin. Bunu biz... Ama bir yere gideceğini bilirsin. Yüzeyde bilemiyoruz. Ha. Nerede kaldı ki 16 kilometre derinde bileceğim. Onun için bu kırık olayı ne zaman başlar, nasıl gelişir, bunları bilmek mümkün değil. Dolayısıyla depremin önceden tahmin edilmesi, yani buna İngilizcesini söyleyeyim, prediksiyon. Prediksiyon şu demektir. Yeri ve zamanı belli bir şey. Bu mümkün değil. Şöyle bir tahmin. Japonya'da da mümkün değil mi? Hiçbir yerde mümkün değil. Ama şöyle bir şey denebilir. Ya işte şu fay üzerinde, şu zaman aralığında, şu büyüklükte bir deprem beklenebilir. Şimdi bu da garanti. Bu iyi bir veri değil mi bir yandan baktığınız zaman mühendislik tabii, açısından? Tabii ya. Mesela sen bana desen ki Fatih şu yukarıdaki lambalardan bir tanesini tek bir vida tutuyor. Bu vida hızla döne döne kendi kendini boşaltıyor. Ne zaman düşeceğimi bilmiyorum ama o vida kesin, o lamba kesin düşecek derse ben de şöyle bir şey yaparım. Programsızım buraya değil şuraya otururum. O da düştüğü zaman burayı kırar kafama düşmez. Evet. Bu değil kadar basit. Yani? Evet, bu kadar basit. Çok da güzel ifade ettin. Bu kadar basit kardeşim. Yani ne olacağını kabaca biliyoruz. Nerede olacağını kabaca biliyoruz. Büyüklüğü kabaca tahmin edebiliriz. Zemini ecel edip onun yukarıda nasıl bir hasar geleceğini... Onu çok daha iyi biliriz. Onu çok daha iyi biliriz. Ben İstanbul'da yapılan zemin etütlerinin dahi benim istediğim hassasiyette olmadığını gördüm. Haritalar üzerinde eğim doğrultular yoktu. Bunların konması lazım ki mühendis baksın. Buradaki shale tabakası böyle mi eğimli, böyle mi eğimli? Değil mi? Mesela heyelanlar üzerinde bunun büyük önemi var. Bunun yapılması lazım. Jeolojik haritaların büyük bir hassasiyetle yapılması lazım. Jeolojik harita yapmak çok zor bir iştir. Yani bayağı marifet gerektirir. Çocuklarımızı biz buna göre yetiştirmeliyiz. Jeologları buna göre yetiştirmeliyiz. Şimdi herkes harita yapmaktan kaçıyor. Niye? Çünkü kompüter başında model yapmak daha kolay. Yani jeolog artık araziye çıkmak istemiyor. Çok zahmetli bir iş çünkü. Severek yapılmadığı zaman zor bir iş. Bu askerlik gibi. Gideceksin karda, kışta... Severek yapılmayan her iş zordur aslında baktığınız zaman. Evet. Ama karda, kışta arazide çalışacaksın. Yani ben hiç ürküyorum. Alplerde Trump'i bana şunu dediydi. Şimşekli, yıldırımlı fırtına oldu mu çıkma lütfen dediydi. Çünkü gelir seni vurur. Onun dışındaki her gün arazidesin kardeşim. Kar da yağsa bilmem ne de yağsa. Çok kar yağdıysa eşelersin biraz gene taşına bakarsın. Peki ne anlatır o taş sana? Niye bakıyorsun? Ne görüyorsun orada? O taş bana çok şey anlatır. Şimdi bir kere bir, nerede çökelmiştir veya nerede oluşmuştur? Nasıl bulunduğu yere gelmiştir? Bugünkü yapısı nedir? Ondan sonra ben o taşı alırım, literatürle karşılaştırırım veya giderim mühendislik jeologlarına derim ki kardeşim şunun üzerine bir deney yapın. O taşın direncini ölçerim. Deformasyona olan direncini ölçerim. Dolayısıyla mühendislere olabildiğince çok bilgi veririm. Bu bilgi taşın direnci, taşın konumu, taşın bileşimi. Bunlar çok önemlidir. Mesela kalker bölgelerde taş erir. Altı boştur. Antalya'nın olduğu gibi altı boştur mesela. Değil mi? Bu tip bilgiler verilir. Bütün bunlar aslında jeoloji servisinde birikmesi gereken bilgilerdir. Yani ben bir kere şöyle... Peki, birikmiyor mu Türkiye'de? Hayır. Niye birikmiyor? Yani, çünkü organizasyon yok. Yani METEA kendi verilerini topluyor. Ben şöyle bir teklif yaptıydım zamanında. Galiba Ziya Gözler Müdürlüğü dedim ki Türkiye'deki bir sürü üniversitede tez yapılıyor. Bunların ince kesitleri
MTA'da toplansın. Çünkü üniversiteler bunları saklayamıyorlar. Ben hiç unutmuyorum. Cambridge'de bir iddia ortaya atıldıydı dünyada. Efendim Josephinite denen bir kaya dünyanın çekirdeğinden geliyor diye. Bizim Dan de o zaman konveksiyonla ilgili merak etmiş. Gitmiş Stuart rahmetlinin adını unuttum. Demiş ki ya Stuart, şunu birisini gönderelim Oregon'a da şu taştan getirsin. Stuart demiş hiç lüzum yok, bizim Harker koleksiyonunda vardır var demiş. Cumartesi gel göstereyim sana demiş. Cumartesi gitmişler, koymuş mikroskobun altına, Stuart bakmış. Bu demiş çekirdekten gelmiyor. Çünkü dedim içindeki magnezyum, demir değil demiş. Dan diyor ki o günden sonra o literatürü bir daha okumadı. Okumaya gerek olmadı. Tabii. Bu kadar basit. Ben Collège de France'da, Meudon'da Lacroix'ın inanılmaz bir ince kesit koleksiyonunu gördüm ya. Stuart Agrell, by the way, şimdi hatırladım. Stuart Agrell. Meudon'da, o Meudon hemen Paris'in dışındadır biliyorsun. Orada devasa bir ince kesit koleksiyonu var. Türkiye'de yok mu koleksiyon? Hayır. Çünkü organize olamıyorsun. Çocuk tezini yapıyor, kimse demiyor ki kardeşim şu merciye örneklerini, ince kesitlerini ve tezinden bir kopyayı depo edeceğim. Bunun denmesi lazım. Ben de dedim ki Meta bunu yapabilir. Ama bu kanunla olur. İcbar edeceksin milleti. Çocuk tezini bitirdi mi diyeceksin bak arkadaşım sen diplomanı bunları yerine teslim edilmeden alamaz. Gidecek Meta'ya imza alacak. Diyecek ki ben ince kesitlerimi, taş örneklerimi, fosil örneklerimi, tezimin bir kopyasını Meta'ya teslim ettim. Doğa tarihi müzeleri böyle büyür böyle abi. Havadan büyümez doğa tarihi. Meta'nın da müzesi var aslında baktığın zaman. Şimdi gerçeği. Hayır, müzesi yok. Müze benzeri bir kuruluşu var. Evet. Yani sergileme sergi var. Sergisi var. Ya yani bizde müzecilik sergi diye anlaşılıyor evet, maalesef. Bir araştırma müessesesi olarak anlaşılmıyor. Peki fay ile bahsedildi şimdi. Bu kırığın çok uzun olduğundan söz ediyor. İşte 550-600 kilometreden bahsediyor. Minimum 250. Ama yani bizim çocukların söylediği henüz o 500-600'ü falan daha görmedik diyorlar. Yani minimum 250 ölçülmüş. Yani 220-250 arası bir şey diyorlar. Ölçülmüş. Yani. O ölçülmüş. Yani Cengiz biraz önce zaten duydum. O ölçülmüş. Ya bu mühim değil Fatih. Mühim değil. Ne olursa olsun. Hakikaten mühim değil. Tabii mühim değil. Yani depremin büyüklüğü belli. İzoseistleri belli. Yani ne kadar yer ne kadar sarsılmıştır. Belli. Bunu USGS bile yayınladı. Evet. Tam doğru yayınlamadı ama yayınladı. Ama buna dayanarak çok şey yapılabilirdi. Organize olunabilseydi. Zaten depremin nasıl olacağı, nerede olacağı, kaç büyüklükte olacağı hepsini yazmışlar zaten. Tabii ya. Yani AFAD'ın raporu var. Kahramanmaraş Belediyesi'ne sunmuşlar. Belediye Başkanı ben buna inanmıyorum demiş. Yani... Hayır, onu jeoloji mühendisleri odası yapmış. Öyle mi? Evet. Bir tane de AFAD'ınki var çünkü. Onu bilmiyorum. Bir tane de AFAD'ın var. AFAD'ınki de çok, çok iyi AFAD'ınki. Hüseyin hatırlarsın telefon etti söyledi. Biz dedi götürdük. Belediye Başkanı ben buna inanmıyorum demiş. Hangi otoriteyle ona inanmıyor? Tahsili nedir? Ha bir de yani şimdi bu bir inanç meselesi ki ya. Bu yani babam şey diyor, olacak iş ben, değil. Yani. Ben bunu doğru bu cehaletin bu doğru değil diyebilirsin ama inanmıyorum başka bir şeye. Cehaletin daniskasıdır. Yani bilime, mesela ben ayın işte dünyaya 300 bin kilometre olduğunu inanmıyorum. Kaç? Bana göre 800 bin. Ya istediğin kadar inanma. Bu inançlı olmaz ki abicim. Bir laf vardır. Ölçülebilir şeyler bu. Halep oradaysa arşın burada. Gitti Allah ölç. Ya olacak, alacak. İşte yani. Acaba hayatını kaybedenlerin sayısına inanıyor mu acaba? Hı? Hayatını kaybedenin sayısına inanacak mı acaba? Onu ya bilmiyorum valla. 31 bini geçmiş. Evet. Son resmi evet. Rakamlara göre. Fuat Oktay bir açıklama yapacaktı Cumhurbaşkanı Emrisi ama tam daha yapmadı. Yaparsa bağlanırız belki oraya eğer böyle bir güncelleme yapacaksa. Çok üzücü. Bizim en büyük sıkıntımız, bak bana bunu bir asker dostum söyledi. Dedi ki milli hafızamız yok dedi. Erzincan'da büyük bir felaket oldu. Ne öğrendik hiç? Gölcük, Adapazarı, Düzce'de büyük bir felaket oldu. Ne öğrendik hiç? Bunu öğrenecek miyiz? Sanmıyorum. Ben yani. Sanmıyorum. Hocam benden daha tecrübeli, o söylese tarafımı. Konuşacağız şimdi hocamla zaten. Hocamın bazı görseller var, onları hazırlıyoruz bir yandan. İnşallah da hazırlanmıştır da diye düşünüyorum. Görseller biraz
geç ulaştı elimize. Ama diyorsun ki bu beklenmedik bir deprem değil. Değil. Öyle baş edilemez bir deprem değil. Hiç değil. Önlemler alınsaydı çok daha düşük bir hasar olurdu. Çok daha rahat. Tabii. Yani evin adam gibi yapılmış olaydı. O evi yapmak için gerekli bilgiler elde olaydı. Çok daha az... O bilgilere göre planlama yapılaydı. İmar planları ve yönetmelikler ona göre hazırlansa idi. Çok daha az ölü verirdi. İşte mesela Hatay Belediye Başkanı'nın hemen öncesinde bir açıklaması var. Birkaç gün önce, depremden birkaç gün önce bir röportaj yapmış. Cansu Canan'la. Diyor ki biz bir kentsel dönüşüm planı yaptık deprem bölgesi olduğumuz için. Bunu bakanlığa yolladık, cevap bile almadık diyorlar. Ve 5 sene beklemişler bunu. Bunlar yani biraz devlet ciddiyeti lazım. Peki hocam, biz hemen geçelim. Sizin uzmanlık alanınıza, yani işin gerçeğine. Yukarıda kartondan, iskambilden evler